Kuraklık yüzünden Türkiye genelindeki nehirlerin neredeyse tamamında suyun akış hızı %70'lere düştü. Göllerin ise %60'ı kurudu. Uzmanlar yakın gelecekte su krizi yüzünden kitlesel göçler yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. Küresel iklim değişikliği ve sıcaklık artışları beraberinde kuraklık ve nehirlerin akış hızını da olumsuz etkiliyor. Yapılan çalışmalarda Ceyhan Havzası'ndaki su kaynakları dışında ülke genelindeki nehirlerin tamamında akım hızının %20 ile %70 arasında düştüğü saptandı. Susurluk, Malatya Arapgir, Gümüşhane Kelkit, Bingöl Karlova, Muğla Milas'la Kahramanmaraş Çağlayan Cevit Havzası'ndaki nehirler en kötü durumdaki kaynaklar arasında yer alıyor. Türkiye'deki ortalama hava sıcaklıklarının 2030 sonrasında 3 derece artabileceğini, yağış klimatolojisinde ise olumsuz değişimlerin olacağını belirten uzmanlara göre en büyük sorunlardan biri de akarsu yataklarında yaşanan ciddi kirlilik. Son dönemde hazırlanan tüm araştırmalarda Ergene, Büyük Menderes, Sakarya, Kızılırmak başta olmak üzere tüm su kaynakları belli oranlarda kirlendiği belirtiliyor. Çiftçilerse geçmişte 20 metre derinden yeraltı suyu çekerken günümüzde 200 metreden su çekmek zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, gelecekte ülkeler arasında yaşanacak su savaşlarına dikkat çekerek Türkiye özelinde çok ciddi bir su krizi yaşandığını söyledi ve Türkiye'deki göllerin %60'ı kurudu dedi. Öte yandan Türkiye'de çöpe giden gıda ürünleri üzerinden israf edilen su miktarına yönelik yapılan araştırmalardaysa her yıl israf edilen 26 milyon ton gıda miktarı nedeniyle aynı zamanda 26.6 milyar metreküp suyun israf edildiği belirtiliyor. Bu miktar Keban Barajı'nın aktif depolama hacminden fazla olduğuna dikkat çekiliyor.